Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Geometri Soru Bankası kitabında Deltoid konusundaki test ikinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 106 ve 107'yi çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle bir kağıt verilmiş. B köşesi D köşesiyle ne yapılmış? Çakışacak şekilde bir katlama yapılmış. Şimdi ne yapıyorduk? Biz katlamayı açıyorduk. Ama hazır açılmışı burada var ya. Şöyle katlamayı yapayım bu sefer ilk İlk defa böyle bir şey yaptım. Bak katlamayı yapayım böyle. Şunu açmaktansa bunu katlamasını yapmak daha kolayıma geldi burada. E ne oldu? Bunu katlayacak şekilde A, E, C, D. A, E, C, D deltoid'ini oluşturmuşum. Hocam bu delta ise şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenar buraya geldi. Yani burası da eşit demek. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit. E sonra şu kenarla da bu kenarda birbirine eşit demek değil midir? Evet. Şimdi ben burada neyi kullanacağım? 40 derece vermiş bana. Şurada kaççı 40 derece. Hocam x kenar. 180'den 40 çıkartıp 2'ye bölsem 70 70 diye burada açıları bulurum. Sonra buraya kaç kaldı? Hocam 85 kaldı buraya. E hocam burası 85 çünkü tam tamamı 135 yapacak. Aa, pardon 135 yapması için buraya kaç kalıyor o zaman arkadaşım? 135'ten bu 65 yapıyor galiba burası. Evet burası 65 yaptı. E o zaman burası da 65 oldu. Niye? Şu ikiz kenardan dolayı 65, 65, 130. Buraya da ne kaldı o zaman? 50 kaldı. E o zaman burası da 50. Benden ne isteniyor? Bayağı bir şey buldum ben. BC açısı isteniyor. B, E, C açısı isteniyor. Yani şuradaki açı isteniyor arkadaşlar. E 65 ise burası da 65. Şimdi bunun tamamının toplamı 360 değil mi? Evet. E 65, 65, 130, 70 daha. 200, 360'a tamamlayan da 160 mı yapıyor? Evet cevap 160 yaptı. Yani cevap e Edremit oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. Bir katlama var arkadaşlar. Şöyle katladığımız zaman katlanılan yer buraya denk gelmiş. Ne yapıyoruz? Katlamayı açıyoruz kardeşim. Şöyle açtık. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Şu katlamayı açtık. Evet. Sonra AE boyunca katladığımızda şu doğrusal olduğunu zaten söylemiş burada. Şimdi ben şunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Hocam katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E, buraya da koyunca eşitliği bak burada bir ikizkenarlık kenarlık çıktı. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşitliğini söyleyebilirim. Şu açılar birbirine eşit. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Hatta bu kenarla da bu kenar nedir? Birbirine eşittir. Tamam. E, biz baya bir şey yaptık aslında burada. D, D noktası AC üzerinde. AC üzerinde bir noktaya gelmiş. O zaman AC köşegen değil mi arkadaşlar? Şunlar da birbirine eşit. Simetri ekseni olan köşegen bu. Simetri ekseni olan köşegense burası. O zaman burada bir şeyler söyleyebiliriz. Burası alfa alfa ise burası 2 alfa iken e, bu açı orta olmak zorunda bu simetri ekseni olan köşegen. Yani burası da iki alfa olacak. E sonrasında bir şeyler çıkar artık bakalım ne diyor. AB ile AD üssü birbirine eşit demiş. AB ile AD üssü birbirine eşit. Evet eşitliği bulduk. Doğru. Doğru mu? Doğru. AD üssü bölü D üstü E. AD üssü bölü D üssü E. Ne eşitmiş? AC bölü CE. AC bölü CE'ye eşitmiş. Vay vay vay. Gerçekten öyle mi? Öyle tabii ki. Niye? Bak AD üstü derken şu çift çizginin yani şuraya bir A diyelim isterseniz. Şu A'nın neye oranı? D üstü e oranı. D üstü e, B B'ye oranı. Yani burası da B değil mi? Evet. Bak şuradaki üçgende dostlar şuraya bakar mısınız? Buradaki üçgende. Hocam bu açı ortay. Ben burada A bölü B dedim ya. A bölü B. AC bölü C eşitmiş. AC bölü C eşitmiş. Bak bu açı ortay çıktı buradaki üçgende. Açı ortayda sol taraftaki oran sağ taraftaki orana eşit değil midir? Evet. Yani A bölü B oranı ne eşittir? AC bölü C eşittir. Bu da kesinlikle doğru. Sonra açıyla ilgili bir şey vermiş. EAC açısı E A, C açısı. Burası EAC açısı. Alfa iken EAB açısı E A, B açısı. Ben buraya 3 alfa buldum. 3 alfa. Gerçekten 3 alfa eşittir. 3 alfa oldu mu? Oldu. Yani bu da doğru oldu. Dolayısıyla 3'ü birden doğru oldu. Yani cevap Edremit oldu. Geldik 3'e. Bir üçgen içine böyle deltoid falan yerleştirirlerse ne yapacağız? Hocam deltoid verilmiş ama hiçbir şey yapamıyorum. Eyvah eyvah. Ne yapacağız be ya? Ee, ama uzunlukla ilgili bir şey sorulmuş olsaydı köşegen çizerdik. Burada açıyla ilgili bir şey sorulmuş. Açıya dalalım. Bu ikiz kenar verilmiş ya. Taban açılarına şöyle bir alfa alfa diyelim. Hocam iki iç açı bir dış açı. iki alfa. Bak deltoidin ikiz kenarları yani tepe açıları bunlar. Taban açıları da bunlar. Ya buradaki açılar birbirine eşit oluyordu. E o zaman burası da iki alfa olmaz mı olur? Aa, büyük de bir üçgen. Alfa 2 alfa ve 96. 3 alfa artı 96 eşittir 180. 3 alfa eşittir 84 yapar. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 84 bölü 3. 2 kere 3 6. Sonra 24 3 kez 8 24. Yani 28'i buluruz. Alfa 28. A benden ne isteniyor? X 2 alfaya eşit. Alfa yerine 28 yazarsam cevap 56 çıkar. Yani 3. soru ezremet oldu. Geldik 4'e. Eş yapıları kullanmış. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Ama böyle bir şey yapılmış. Hocam bunu nasıl kullanabilirim ben? Hop şu simetri ekseni olan köşegen. Simetri ekseni olan köşegenler çizersem burada bir üçgen çıktı. Hatta bu simetri ekseni olan köşegen burada da burada da birbirine eşit değil midir? Hatta ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi ben buraya bir nokta nokta açısı dersem. Hocam burası da nokta nokta açısı. Yani ben buraya bir alfa alfa dersem. Hocam burası da alfa alfa. Dikkat edersen şuraya da bir beta diyeyim. Şuraya da bir beta diyeyim. O zaman hocam ne oldu burada? Burası 2 alfa, burası 2 alfa, burası 2 alfa, burası 2 alfa. Bunlar da eş yapılar mı? Eş yapılar. He, dur. Şurayı 145 vermiş. O zaman hocam 145 ise bak burası da 145'tir. Böyle tabanı taşıyan köşegendeki açılar birbirine eşit. Tepe açısını şuraya 40 vermiş. O zaman 2 alfa dediğimiz yer çıktı ki bizim. Yani 145, 145 kaç yapıyor? 290 yapıyor. 360'a tamamlayanı bir dakika bir dakika bir dakika bir daha 145 145 290 artı 40 330 360'a tamamlayanda da 30 derece yapıyor. Yani burası 30 derece oldu. 2 alfa 30. Tamam. 2 alfa 30. Çizgiyi de ben bulabilir miyim? Bulurum tabii ki. Bak 30'dan kaç tane var? Şuraya da beta demiştim. Hocam 30'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 tane 30. Artı bir de çizgilerden de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yok mu? 6 tane beta eşittir. Kaç olması lazım arkadaşım? 360 olması lazım. 180. 6 beta eşittir. 180 yaptı. Ve betayı da böylelikle 30 bulduk. E beta da 30. Alfa da kaç? 30. 2 alfa 30. Hatta alfa kaç? 15 yapıyor. Hocam alfa 15 ise burası da 15. E burası da 30 değil mi? Evet. Aa ne çıktı? Şurası 60 oldu. Hocam burası da 60 olacak. Burası da 60 olacak şimdi bana burada kaç lazım? Sen şimdi bunu böyle çizince bak şu köşegeni çizince şurada açının 40 derece olduğunu biliyorsun ya. Bu da açı ortay ya. O zaman bunlar 20 20 yaptı. E bu açı 60 ya. X artı 20 eşittir 60 ise X de böylelikle kaç çıkar? 40 çıkar. Dördüncü soru böylelikle Cehan çıktı arkadaşım. Geldik 5'e. Şimdi 5. soruda neler verilmiş? ABC'de bir delta 8. Bunlar eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşittir. Şu tabanı taşıyan köşe açılar birbirine eşittir. 90 ise 90. Hatta bu doğru sağsa burası da 90. Şimdi 16 verilmiş 16 verilmiş. Eyvallah. Başka ne yapabiliriz burada? Hocam işimiz gücümüz. Köşegen diyorduk deltoidde. E hadi yapalım o zaman. Hocam bu köşegenimi çize. Hayır Simetriksin olan köşegen çok önemli oluyordu. Bu. Aynı zamanda bu bir açı ortay değil midir arkadaşlar? Evet açı ortaydır. Hatta bu da bir açı ortaydır. Aa, güzel bir şey çıktı. A, A, B, B dersem hatta alfa, alfa, beta, beta dersem. 2 alfa artı 2 beta neye eşit? 180'e eşit. O zaman alfa artı betayı kaç buluruz? 90 derece buluruz. Hocam şurası 90 derece oldu. Dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. O zaman şuraya bir h diyecek olursam h kare eşittir 4 çarpı 16'dan yani 64'ten haşı da böylelikle 8 buluruz. H 8. Hocam burası 8 iken burası da 8. Alan ABCD. A, B, C, D. Hocam 2 tane dik üçgenin alanı. Yani iki tane neye eşit? 8 çarpı 16/ altı bölü 2ye eşit. O da kaç yapıyor arkadaşım? Şunlar sadece 8 ile on altın çarpımı. Yani 128 çıkar. 5 soru. Edremit. Geldik 6'ya ABC'de deltoid. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Ve alanla ilgili bir dağıtım var. E kenar ortay var ya büyük ihtimalle ağırlık merkezi vardır. Şimdi diğer köşegeni çizelim o zaman. Köşegeni çizdikten sonra köşegenler dik kesir. Bunlar da birbirini ortalıyor, değil mi? Çünkü x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğundan dolayı. E hocam ne çıktı burada? A hocam kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi çıktı. E o zaman bir üçüncüyü de çizersem bu alanlar 6 eşit parçaya ayrılmaz mı? Ayrılır. Hocam zaten GAD'yi bana vermiş. GAD alanı ne verilmiş? 6 verilmiş. Burası 6 ise şu alanların hepsi birbirine eşit işte ya. Yani bunlar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 yapar. E buradaki üçgende de kenar ortay kenar ortay verilmiş. O zaman diğeri de buradan geçince yani şurası ağırlık merkezi oldu. Buradan geçen kenar ortaya olur. Burada kalanları da paylaştırır. BFH'ı 8 vermiş. O zaman her yer 8 değil midir arkadaşım burada? Evet. E 8'den alt tane var. Artı 3'ten de alt tane var. İşte yani bizden ne isteniyor? 48 artı 18 isteniyor. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 66 yapıyor. Cevap dolayısıyla 6. soruda Ceyhan yaptı arkadaşlar. Geldik 7'ye. Aşağıda özdeş deltoidler kullanılarak oluşturulmuş bir desen verilmiştir. Özdeş deltoidler. Şu uzun kenarların hepsi birbirine eşit mi eşit? Yani şöyle şunları gösterelim. 135 derece verilmiş ve şuradaki dar açı hepsinde aynı değil mi? Özdeş yapılarda açıların eşitliği bizim için önemli. Bak burada 8 tane kullanılmış 8 tane nokta açısı var. 8 tane nokta açısı 360'ı veriyor. 360 bölü 8'den burayı kaç bulduk o zaman? 45 derece bulduk. Şimdi şunlar da deltoid olduğu için birbirine eşit. Hocam 135, 45 daha 180. E şuradaki açılar da birbirine eşit. Ve ikisinin toplamı da 180 derece olacağından 90'ar derece oldu mu? Oldu. Evet. Başka neler vermiş bana? Kp'yi 12 olarak vermiş. Yani şöyle bir deltoid var elimde. Dostlar. Şöyle bir deltoid'i şuraya çizeyim istersen. Dur tam çizemedim. Şöyle bir deltoid var elimde. Tamam çizdim. Burası 90, burası 90. Ve burası 12. Hatta burası da 12. Burası 45. Burası da 135 derece. Şimdi ne yapacağız? 12 verilmiş. 12 verilmiş. KLM üçgenin alanı nedir diye soruyor. O zaman üçgeni biz oluşturalım. Hocam şöyle üçgeni oluşturduk. Şimdi bana tüm desenin alanını 320 kök 2 olarak vermişler. Bak. O zaman 8 tane var ya burada. 320'yi ben 8'e böldüğüm zaman burası 40 kök 2 yapıyor? Evet. Benden de bu alan isteniyor. Hocam ben şu üçgenin alanı bulabilirim. Şurası tümünün ben 40 2 olduğunu biliyorum. Şuradan şu üçgenin alanını bulmak için bir yükseklik çizsem. 90'ın karşısı 12 ise 45'in karşısı 12 bölü kök 2'den. 12 bölü kök 2 kaç yapıyor? Kök 2 çarparsam eğer 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 yaptı. E o zaman bu üçgenin alanı ne yapıyor? 12 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Yani 36 kök 2 yaptı burası. E hocam burada kalan 36 kök 2 ise eğer ve tüm alanda 40 kök 2 idi. 36 kök 2'si buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 4 kök 2 kalır. Yani 7. soru Akçay yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik 8'e. ABC'de delta yiğitinde. B köşesi. AC boyunca katlanmış. Hocam katlama yapıldığında şunlar. Şu. Delta olduğu için bunlar eşit. Bunlar eşit. Hocam katlama yapıldı. Üst üste binen kenarlar eşit. Bu da. A eşkenar dörtgen çıktı. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek mantıklı. E hocam köşegenler dik kesir ve açı ortay. E deltoidde de köşegenler açı ortay ya. Bu açı ortayın devamı hop burası değil midir? Evet. AB'yi 10 vermiş. O zaman burası da 10. Sonra AC'yi 16 vermiş. Köşegenler 8 8 oldu burası. 8 10'dan dolayı burası 6 oldu. AD'yi de 17 vermiş. Hocam 8 17. Bu arada 6 iken eşkenar dörtgenden dolayı buranın da 6 olduğunu biliyorum. 8 17. Ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden buranın 15 olduğunu biliyorum. Buraya da 9 kalır. Pembe boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam şu üçgenin alanı ve alttaki üçgenin alanı şeklinde ayırabiliriz. Peki bu üçgenin alanı nedir? Hocam tabanımız şöyle siyahla göstereyim. Tabanımız 9. Tabana ait yüksekliğimiz 8. 9 çarpı 8 bölü 2 artı. Şu siyahın alanında taban 9. Yükseklik orada da 8. 9 çarpı 8 bölü 2. Yani 72 bölü 2'den 36 artı 36'dan cevap 72 yapar. Evet 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. Şimdi yukarıda boşluk var oraya çizelim. Ne diyor? Şöyle bir soru. AB AD olacak şekilde ABCD deltoidini çiziniz. Evet. Şöyle bir deltoidi çiziyoruz arkadaşım. Şöyle ve şöyle. E hatta burası AB AB ile C AD. Heh. AB ile AD eşit olacak şekilde çizdik. AB'nin orta noktasını, CD'nin orta noktasını AB bak AB'nin orta noktasını ve CD'nin orta noktasını sırasıyla ne diyor? E ile F din diyor. Tamam. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E, F uzunluğunu 15 vermiş. Şurası 15 verilmiş. Ve BD D uzunluğu 24 demiş. Bak. B, D uzunluğu da 24. Eyvallah. E hocam ne yapacağız? Şimdi köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizsek. Köşegenler nasıl kesiyor? Hocam dik kesiyor. Hop şöyle çizdik. Köşegenler dik kesiyor ve 24 ya burası. Hocam 12 12 mi oldu? Evet. Şurası 12 burası 12 olacak. Bu 15'i de kullanmam lazım. Başka ne yapmam lazım benim? Köşegenler dik kesiyor. Alan ABCD isteniyor benden. Ya hocam orta noktalar var. Büyük ihtimal orta tabanı kullanacağım. Şuradaki eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizsem. Hocam şuradan bir orta taban çizsem. Bu bir deltoid ya şunlar da birbirine eşit. O 24 ise burası kaç oldu? 12 oldu. E şunlar da birbirine eşit. E hocam buradaki orta taban çizelim. Şuradan da orta taban ya böyle çizeceğim ya böyle. Ki üçgen oluşması için bu daha mantıklı çizilen orta taban buraya denk gelmek zorunda. Ve bak şunların paralel veya 90 sa bak şunlar paralel 90 sa yönde eşitten 90 hocam burası da 90 Z'den dolayı şunlar da paralel olduğundan burası da 90 şurada bir üçgen çıktı ve 12 var 15 var ne üçgeni 9 12 15 üçgenden 9 çıktı o zaman şu ortamından dolayı burası da 18 çıktı mı çıktı E benden alan isteniyor S alanı neye eşit bir köşegen 18 diğer köşegen 24 18 çarpı 24 bölü 2'ye eşit. Değil mi? Hmm, neresi 15 verilmişti? EF 15 verilmişti. Tamam doğru. E buradan da ne geliyor arkadaşlar? Şuradan. Çıklarda yok diye bir an afalladım ama var. Var 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 var. Şunlar sadeleşince 9. 4 kere 9 36. 18. 216 mı çıkıyor cevap? Evet. Köşegenler çarpımının yarısı bana alanı veriyor. Yani cevap 216 çıkar. 9. soru cehan oldu. Geldik. 10. soruya... Kara soru zannettim bir anda. Niye böyle oldum ben? Evet 10. soruda da arkadaşlar. Şunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. Ve bu bir deltoid. Hmm. Alan ABC'de 72 verilmiş. Tamam. Bana alan CF nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapalım? Köşegenleri çizelim. Yani şunu şöyle çizince bir ort taban oluştu mu? Oluştu. Hocam diğer köşegeni de çizelim. Hocam köşegenler birbirini şöyle şey yapıyor zaten. Dik kesiyor. E o zaman burada da bir ort taban çıktı. Bak şurada bir ort taban çıktı. Yani şunlar birbirine eşit. Bunlar paralel olduğundan burası A ise burası A mı? Evet. Hatta burası 2A iken burası da 2A. Çünkü simetri ekseni olan köşegen bu. Sonra. 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 A. Hocam şurası B ise burada da orta tabandan burası 2B değil midir? Evet. Şimdi her şey meydana çıktı. Alan ABC'de hocam 4A artı 2B. 4A çarpı 2B bölü 2 değil mi? Evet. 72 verilmiş. Şunlar sadeleşti. A çarpı B de buradan 18 eşit oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Üçgenin alanı. Üçgenin alanı taban kaç? B. Yükseklik kaç? 3A. Ve 90 sağ. Öndeşlikten dolayı burası da 90 değil mi? Ya da Z'den dolayı 90 burası. E tabana ait yükseklik 3A olduğundan dolayı alan CF. B çarpı 3A bölü 2 eşittir. Yani B çarpı A çarpı 3 bölü 2 eşittir. B çarpı A'yı kaç buldun? 18 buldun. Hocam 18 bölü 2 9 yapar. 3 kere 9 27 yapar. Yani cevap balık kesir yapar 10. soruda. Ve geldik kara soruya. Aşağıda iki eş deltoid verilmiştir. Bu iki deltoid bir duvar aşağıdaki gibi sabitleniyor. Evet ÖSYM çok sever bunu. Eş deltoid yani eş yapıları çok seviyor. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Evet burada ACK ile DBL de doğrusal olarak verilmiş. Hemen bu doğrusallığı gösterelim. Şöyle doğrusal demiş doğrusal demiş. Yani A'nın dik uzaklığı K'ya B'nin de D'nin de zemine dik uzaklığı L'de olacak şekilde. A ile D'nin zemine olan uzaklığı aynıdır. Bak şimdi ÖSYM bunu da çok seviyor. A'nın zemin olan uzaklığı ve D'nin zemin olan uzaklığını kullanacağız. Bazen aynı şekilde bak mesela şuradaki çivi mesela ilk şekilde buraya asılmış. A köşesinden asılmış. Sonra burası da D çivisi yani D'nin köşesinden buraya asılmış gibi de düşünün. Şekil 1'de farklı, şekil de farklı derler. Orada zemine olan uzaklığı aynıdır cümlesini kullanmasa bile onun zemine olan uzatlarının birbirine eşit olmasını kullanacağız. ÖSYM bunu da aşırı derecede sever. E şimdi burada deltoidde köşegen çizilmiş mi? Çizilmiş. İşimiz gücümüz nedir? Köşegen. Diğer köşegeni çizdik. E hadi bunu da çizdik. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Dik kestiği için bunlar zemine paralel midir mavi çizgiler? Kesinlikle öyle. E başka ne yapacağız burada? Başka şu deltoidde şunların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. E hatta şu BD köşegeni BD köşegeni şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi zemine olan uzaklık bizim için aşırı derecede önemli. E o zaman ben buraya A dersem A dersem bu uzunluk ne yaptı? Bak şuraya kadar 25. Burada da A var. Yani burası 25 artı A'yı kullanacağım. E geldik. Burada da 25 artı A'yı kullanacağım. E başka buraya ne kalıyor o zaman? Şurası da A birim. Burası da A birim. Arkadaş şurası 18 birim değil mi? Evet. 25 artı A'dan 18 çıkartırsak bak şuradaki uzunluğu buluruz. Gördünüz mü? Eş yapılardan sadece bunu buluyoruz. 25 artı A'dan 18 çıkartırsak o zaman buraya A artı 7 mi kalıyor? Evet. A artı 7 kaldı arkadaş. Şuradaki kısma. E soru bitti. A var. A artı 7 var. 17 var. E o zaman burada bir Pisagor bağıntısı yapalım. Hocam burada şey diyeceğiz. 17'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı. A artı 7'nin karesi diyeceğiz ve işlem 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 A'yı bulacağız. Ya da hisset kardeşim ne var burada? Büyük ihtimal 8, 15, 17. Koy bakayım. A yerine 8 koyarsam burası 15 oldu. 8 artı 7 15 oldu. 8, 15, 17 sağladı. E o zaman şekil üzerinde verilen uzunluklara göre x kaç birimdir diye soruluyor. x burası. Bak a'yı 8 bulduk. Hocam a 8 ise e ha da burası da 8. Toplamda buraya kadar 16 yaptı. Ve bunun tamamı da kaç yapacaktı? Ya da 16'yı boş ver. Şuraya kadar kısmı zaten 25 değil mi? Evet 8'i buradaysa yani x artı 8 eşittir 25 ise x'i de böylelikle 17 olarak buluruz. Yani cevap c -han olur. Evet kara soru. Arkadaş ÖSYM'ye çok uyumlu olduğu için kara soru olarak yazdım buraya. Yani sen buradaki eşitleri yazmasaydın, eş yapıları kullanmasaydın veya şuradaki zemin olan uzakların birbirine eşit olmasını kullanmasaydın bu soruyu yapamazdın. Sınavda çıkmaya çok büyük bir aday bir soru olduğu için ben bunu kara soru olarak yazdım. Sanki bu sefer çok zorlanmadınız bu kara soruda değil mi gençler? Evet güzel bir soru, hoş bir soru. Niye zorlanmadın? Bir de şunu söyleyeyim. E, eş yapılarda nasıl hamle yapacağını biliyorsun. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Açıların eşitliği bizim için önemli ki açıyı kullanmadık burada. Hatta zemin olan eşitlik de burada önemli. Bunu da burada kullandık. Gerçekten hoştu. Evet gençler böylelikle delta ile bitirdik. Sırada var dikdörtgen var. Bir sonraki videoda dikdörtgen testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.